Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hepinizin elinin altında olan malzemelerle yapabileceğiniz şahane bir elmalı yemişli kek tarifi vermek istiyorum. Böyle ister çay saatlerinizde, ister sohbetlerinizde, sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bu keki muhakkak denemelisiniz. Efendim, kekim için öncelikle 3 adet yumurtamı, 1 su bardağı şekerimi, 1 paket vanilya şekerini karıştırma kabının içerisine alıyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu aşama tüm kekler için çok önemli. Ne kadar güzel karıştırırsanız ya da çırparsanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Şöyle rengi biraz değişecek, köpürecek. O ana kadar bu şekilde karıştırmak gerekiyor. Şöyle 1-2 dakika kadar karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Kabartma tozunu ve ununu da eleyerek ilave ediyorum. Bunu yapmamdaki sebep kabartma tozunda ya da unun içerisinde topaklanmaların kekin dokusunu bozmaması için. Böyle eleyerek keklerinize ilave ederseniz çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet, unumu ve kabartma tozunu da güzelce eledikten sonra şöyle hafif bir karıştırıyorum. Ve kek hamurum da güzelce bir karışmış oluyor, hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi yağlamış olduğum kek kalıbımın içerisine hazırlamış olduğum kek hamurumu döküyorum. Bu arada fırınımı da 175 derecede alt üst ayarda açtım, ısınmaya başladı. Şimdi kek hamurum hazır, onu bir kenara alıyorum. Elmalarımı hazır hale getiriyorum. 2 adet orta boy elmayı gördüğünüz gibi bu şekilde küp küp doğruyorum. Hazırlamış olduğum elmaların üzerine 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 çay kaşığı da tarçın ilave edip güzelce bir karıştırıyorum. Eğer elmalarınız çok tatlıysa şekeri kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece tarçınla elmalarınızı karıştırabilirsiniz. Şimdi elmalı karışımımı hazırlamış olduğum kek hamurunun üzerine güzelce bir serpiştireceğim. Böyle ben 2 elma kullandığım için bol elmalı bir kek oldu. İsterseniz elma oranını azaltabilirsiniz tabii ki. Bu sizin arzunuza kalmış bir şey. Ben böyle üzerini komple elmalarla kapattım. Ardından 1 çay bardağı ceviz içinde serpiştiriyorum üzerine. İsterseniz fındık içi de kullanabilirsiniz. Ya da ceviz içi oranını artırabilirsiniz. Bu sizin arzu ve isteğinize kalmış bir şey. Ardından 2 yemek kaşığı da kuru üzümü ilave ediyorum. Ve kekimi hazır hale getiriyorum. Kekim 175 derecede 50 dakika kadar pişecek. Ardından ben de sizlere güzel bir sunumla kekimin sunumunu yapacağım. Ne kadar güzel o piştiğini, dokusunun ne kadar güzel olduğunu, görüntüsünün ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Evet, 50 dakikanın sonunda kekim güzelce bir pişti. Şimdi size şöyle dilimleyerek kekimin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Aslında henüz çok sıcak kekim ama sıcak sıcak kestim. Bizim evdekiler dayanamadılar, hemen denemek istediler. O yüzden biraz sıcak sıcak kesmek zorunda kaldım. Ama görüntüyü görüyorsunuz, efsane güzel oldu. Bakar mısınız iç dokusuna da? İç dokusu da şahane. Yumuşaklığı zaten dıştan da belli oluyor. Dediğim gibi görüntüsü efsane. Tadı da gerçekten çok güzel. Muhakkak denemelisiniz. İç dokusunun ne kadar yumuşak olduğunu da size göstereyim. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi hepinizin elinin altında olan malzemelerle yapabileceğiniz şahane bir kek denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım denersiniz kekimi. Denedikten sonra memnun kaldıysanız yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki tarife kadar hoşça kalın.